Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan kün tertiptiki haberlerine huzurunla olsunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımızı bozsun. Fransiya Taşkı İşler Ministerliği Xitayning baş elçisini ayıpladı. Fransiya Taşkı İşler Ministerliği 22 Mart Xitayning Parijda turuşluk baş elçisinin yakında Fransiya parlament azaları ve bir tetkikatçının hakaretli geldiğini ayıpladı. Fransiya Akbarat Agenetliğinin haberine asaslanğında Xitayning Parijda turuşluk baş elçisi Lu Shaye, Cuma günü ictimai taratkularda Tayvan'ı ziyaret kılışını ümit kıldığalıqını bildirgen adukatlarının Xitayning besimeği uçurğalıqını oturgu koygan Strategilik Tetkikat Fondu'nun azası Antoine Bondaz'ı tənqitligen. Lu Shaye yazması da Bondaz'ı lükçekte hakaretligen. Fransiya Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatında Lu Shaye'nin Fransiya parlament azaları ve tetkikatçılarına karatkan tehdit ve hakaretlerini özgü algan yazmasını kabul kılgıl bulmaydı galiqi. Bu sebepten onun ministerliğe çakırtlı galiqi bildirilgen. Bayanatta Lu Shaye'a Vina diplomatik münasifet ehdinamesi belgilengen asasi kaidelerge kat'i emel kılışı kerekliki eskertilgenliki oturgu koyulgan. Bayanat yana Xitayning Yevropa Parlamentining 5 a'zosini o'z ichiga olgan 10 yevropalik shaxsga Uyg'urlar masalasi sababli 3 elish xarakterlik jazo yurgizganligi mu tanqid qilingan. Qatar Xitoy bilan uzun yillik energiya kelishimi tuzdi. Xitayning Sina xabarlari to'g'rining 22 martdagi xabarida bildirilishicha Qatar bilan Xitoy yillik setish miqdori 2 million tonnalik suyuqlantirilgan tabiiy gaz setish kelishimini imzolagan. Qatar neft shirkati bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoy neft ximiya guruhi bilan suyuqlantirilgan tabiiy gaz setish va ta'minlash kelishimining imzolanganligini bildirgan. Bayonotda Qatarning Davlat energiya ishlari ministri va Qatar neft shirkatining ijroiya amaldori Said Al-Kabi ve Xitay Neft Ximiya Guruhi baş direktori Jang Yujo'nun sin yığını arqalıq ötküzülgen imza koyuş mürasımıgı qatnaşqallıqı bildirilgen. Bayanat yana Qatar'dan Xitay'a tabiiy gaz yetküzüşünün 2022 yılı 1. aydın tartıp başlandığı kelişimden 10 yılgıcı küçüke ege ikerliki ve her yılı 2 milyon tonlu suyuqlandırılgan tabiiy gaz setişini özgüge aldığalıqı tähkilengen. Ma'lum bo'lishicha Qatar 2009 yildan beri Xitoyga suyuqlantirilgan tabiiy gaz eksport qilishni davomlashtirmoqda ekan. Yevropa ittifoqi Uyg'ur masalasida Xitoyga rasmiy jazo e'lon qildi. BBC'ning 23 martdagi xabarida bildirilishicha Yevropa ittifoqi Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish va irqiy qirg'inchilik qilmishi sababli 30 yildan buyon tunji qitim Xitoyga jazo yurgizishni qaror qilgan. Yevropa İttifakı ceza yürgüzgen Xitay əməldarları tövendikçe. Atalmış Uyğur Abnum Raylıq Hükümetinin Muavin Reisi Cemaat Xavupsliki Nazaretinin Naziri Kün Mingo. Atalmış Uyğur Abnum Raylıq Partiya Daimi Komitetinin Əzası Siyasi Qanun Komitetinin Sekretari Wang Mingshan. İşləb çıxırış Kuruluş Diviziyası Partiya Komitetinin Sekretari Wang Junjun. Atalmış Uyğur Abnum Raylıq Xalıq Qurultı Daimi Komitetinin Sabiq Muavin Sekretari Muavin Müdiri Ju Haylun. Yevropa İttifakı Wang Mingshan'ın Uyghurlarını lagırga solaş, sebepsiz tutup duruş qatarlıq cinayi kılmışlarda muhim rol alğanlıqını muayyenleştirgen. Ju Haylun lagırını nazarat kılış ve başkuruşlu nuqtılıq şahs dep qaralgan. Bunundan başqa işlep çıkırış kuruluş diviziyasının cemaat xavupsizliki idarisi mu ceza tizimlikigi kirgizilgen bolup, duruş merkezi ceza lagırlarını başkuruş, kontrol kılış qatarlıq bihaterlik siyasi işlerge mesul bolgan dep qaralgan. Yevropa İttifakı'nın bayanatı diyene munular tähkitlengen. Biz Yevropa İttifakı'a aza 30 aza bilen birge hareket kılışı arqalıq Xitay'a eniq uçur berdik. Xalqara cemiyet asasi kişilik hukuku bundaq eğir derecede sistemilik dâxli taarruz kılgan Xitay'nın kılmışı'a köz yumalmaydı. Biz hareketimizni devamlaştırıp Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikilikide mesul itibar əmeldarlarına cevapkarlıqı tartımız. Ma'lum bo'lishicha Yevropa İttifakı'nın Xitay əməldarlarına icra kılgan bu ceza sayahat çeklemesi koyuş, barlıq mal mülkünü toğnutuş qatarlıqlarını öz içiga aldıken. Cezanın asaslıq nişanı Şarkı Türkistan'daki yuqur derecelik əməldarlarının Uyğurlarga qaratılgan kişilik hukuku iğir dâxli taarruz kılmışını çekleş ve ayıplaşken. Bu 1989 yılı Tiananmen qat'iyamidanken Yevropa İttifakı'nın kişilik hukuk meselesi sebeplik tunji qitim Xitay'a ceza yürgüzüşü iken. Yevropa İttifakı Xitay əməldarlarına ceza yürgüzgenlikini elan kılgandı ki illa Amerika, Angeliya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelandiya bayanat elan kılıp
Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish qilmishini ayiblagan yoki jazo yurgizganligini bildirgan. Amerika Maliya Ministerligi yana 2 Xitoy amaldoriga jazo yurgizdi. Amerika hukumat o'rining e'lon qilishicha, Amerika Maliya Ministerligi chat al mablag'ini kontrol qilish ishxonasi 22 mart kuni Xitoyning hozir vazifa o'tayotgan 2 amaldoriga jazo yurgizdi. Uyg'urlarni bostirishda cho'ng rol o'ynagan bu 2 Xitoy amaldorining birisi atalmish Uyg'ur Abnimroyliq partiyasining muavin sekretari va Pingtuan partiyasining sekretari Wang Junjing. Yana birisi atalmish Uyg'ur Abnimroyliq JX idorasining boshlig'i Chin Guoming ekan. Xitoyning bu chirik amaldorlari ig'ir darajada kishilik huquq tafsandichiligiga yurgizgan jinoyati bilan Magnitskiy qonunining munosabatlik moddalariga asosan jazolandi ekan. Amerika hukumat to'g'rida e'lon qilingan bayonotda ko'rsatilishicha, Amerika Maliya ministerligi o'zining keng doiralik moliya huquqidan foydalanib, Sharq Turkistonda yuz berayotgan ig'ir darajadagi kishilik huquq tafsandichiligiga qarshi harakat qo'llanayotgan bo'lib, bu ministerlikning chat al mablag'ini kontrol qilish ishxonasining mas'uli Andrea Geyk so'z qilib, agar Sharq Turkistonda qabih zo'ravonlik yana yuz beradigan, Xitoy doiralari buning yomon oqibatiga qoladi. Amerika Maliya Ministerligi Xitoy rejimining kishilik huquq tafsandichiligiga qilmishi, jumladan Uyg'urlarni asos qilgan yerlik millatlarni xohlagancha tutib qiyin qistoqqa erishidan davomliq hisob so'raydi degan. Bu ikki Xitoy amaldori jazolangandan keyin ularning Amerikadagi mol-mulki to'xtatildi ekan. Shundaqlab bu mol-mulkdan keladigan foyda manfaat cheklandi ekan. Bu Xitoy amaldorlariga chetishliq shirkatlar va bu shirkatlar bilan muomala qilayotgan Amerika shirkatlari va shirkat xo'jayinlariga ham cheklama qo'yildi ekan. Amerika Maliya Ministerligining bu jazosi Yevropa Ittifoqi, Angliya va Kanadaning mushtirdagi jazosining bir to'liqlimisi bo'lib, Amerika yana yer shari Magnitskiy qonunidan foydalanib, Sharq Turkiston va dunyoning boshqa joylaridagi ig'ir kishilik huquq tafsandichiligini jazolashda boshlamchilik rol o'ynaydi ekan. Amerika o'zining ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib, Sharq Turkistonda qabih jinoyatlarni sodir qilayotgan Xitoy amaldorlariga birlikda iqtisodiy jazo yurgizib, ulardan hisob oladi ekan. Shunaqla ularning xalqaro pul muomala sistemasiga kirish g'arizini bitkit qiladi ekan. Analitiklarning qarashicha, Amerika yetakchiligidagi g'arb ellari yurgizayotgan bu jazo tadbirlari bu davlatlarning kishilik huquq jinoyatida aktiv rol o'ynayotgan Xitoy amaldorlarini jazolash irodasining davomli kuchayotganligini ifodalaydi ekan. Shunaqla iqtisoddan ustun turadigan kishilik qimmat qarashini aks ettiradi ekan. Amerika, Kanada, Angliya va Yevropa Ittifoqi Uyg'ur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazoladi. 22 mart Amerika, Kanada, Angliya va Yevropa Ittifoqi birlikda Xitoy amaldorlari va organlariga jazo tadbiri e'lon qilish orqali Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan kuchlik noroziligini ifodaladi. Ular dunyoga bunday qilmishlarning mayli u kim tomonidan ijro qilingan bo'lishidan qat'i nazar jazosiz qolmaydiganligini namoyon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu vaqtdagi maxsus bayonotida xalqaro ayiblashlar kunsiri kuchayotgan paytda Xitoy rejimi Sharq Turkistonda davomli holda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Amerika Xitoy rejimini Uyg'urlar va boshqa yerlik millat ham diniy ozodliklar a'zolarini bostirishni oxirlashtirishga, jazo lagerlari va tutib turish o'rinlarida tutib turilayotganlarni darhol quyib berishga yana bir qatim chaqirdi deganlarni bildirdi. U yana so'zida biz bugun bu harakatni Angliya, Kanada va Yevropa birlashmasidagi sheriklarimiz bilan birlashib qildik. Bugungi o'rtaq harakatimizning bir qismi sifatida sherik davlatlarimiz Sharq Turkiston va boshqa davlatlarda yuz bergan vahshiyliklar uchun kishilik huquqni dafsanda qilg'uvchilarni jazoladi. Mana bu harakatlar bizning kishilik huquqqa hurmat qilishni ilgari surish, Xitoy rejimi va Xitoy kompartiyasidagi bu vahshiylikka mas'ul kishilarni oshkorlashdak ko'p taraflik xizmat qilish irodamizni ko'rsatib berdi. Amerika yer shari Magnitskiy qonuni va shuningga o'xshash tirichalliklar orqali bu ig'ir kishilik huquq tafsandichiligiga qarshi turish ko'rishida kuchlik rahbarlik rolini joriy qildirishga va'da berdi deganlarni bildirdi. Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab parlamentda qarorni e'lon qilganda so'zlagan nutqida biz Yevropa ittifoqidagi 27 davlat Amerika va Kanada bilan birlikda jumladan 30 davlat bu o'rtaq harakatimiz orqali Xitoyga aniq va keskin qilib xalqaro jamiyat kishilik huquqiga qilinayotgan bundoq ig'ir zulmga hargiz sukut qilib turolmaydi. Biz chuqur mas'uliyati borlarning javobgarligini surishtiramiz dedi. Uning bu so'zlari BBC televiziyasida naq maydondan tarqitildi. Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi olib berilgan bu o'rtaq harakat
bugün dünyanın her kaysi yerlerdeki Uyghur halkını ve şundakla Uyghurlarının vaziyetine izkil köngül bilibatkan barlıq taraflarını xursan kıldı. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkel Efendi Erkin Asya Radyosu'na yazdığı bayanat evetip, Avrupa İttifakı'nın kararını karşı aldı. O bayanatıdan mundaq degen: "Biz uzundan buyan kütken bu kararını karşı alımız. Amerika'nın ittifaktaşları ve şirik devletlerinin Xitay Uyghurlarga karatkan irki kırgıncılıkını toxtuş yolu körüstü vatkan tırışçalıklardan oran almaslıqını pereç kılış mümkün emesiydi. Öz tarihada faşizm, nazizm ve Yahudi kırgıncılıkını baştan geçirgen Avrupa devletleri Uyghur kırgıncılıkını toxtuş tırışçalıkıga rehberli kılışı kerek. Antony Blinken, biz ittifaktaşlarımız bilen hemkarlaşıp kişilik hukuk defsendikilikidin hesap soruşunu küçeytimiz, dedi. O, mezkur bayanatta mundaq degen: "Biz bugün ittifaktaşlarımız bilen birlikte hareket kullanıp, Yerşari Magnitski kanunuğa asasen, atalmış Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş 2020 Partikomunun sekretari Wang Junjian bilen, atalmış Şinjan CX İdarısının başlıkı Çin Gomen'a ceza yürgüzdük. Biz Şerq Türkistan'daki milletler ve itikatçı halk uçuravatkan iğir derecedeki kişilik hukuk defsendikilikige inkas bildiriş üçün müşünde kıldık. Wang Junjian bilen Çin Gomen Katarlıklar ular çıkargan 13818 numarlık memuri buyruğa asasen Şerq Türkistan'daki korkunuşluk zoravallık bilen bivası çetişlik emeldarlar deb bekitildi. Antony Blinken bu bayanatıda Wang Junjian'ı kabik zoravallık planını tüzgüçe Çin Gomen'ı bolsa onu icra kılgıçı deb körsetken bolup, bularının her ikisi Şerq Türkistan'da kişilik, hukuk ve erkinlikke iğir derecede ziyan geçtik kılgan. O bu bayanatı diyene mundaq degen: "Xalqara cemiyet Xitayını künsiri ayıplavatkan bu mezgilde mu, Xitay yanılı Şerq Türkistan'da irki kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılmaqta. Amerika Xitay rejimini Uyghur ve başka yerlik milletlerini bastırışını toxtışka, lagır ve kamakhallarga xalıgancı solap koygan insanların hemmesini kuyup berişke yeni çakırdı. Biz bugün öz ittifaktaşlarımız bulgan Angliya, Kanada ve Avrupa ittifakıga hemden buluş, onların hareketige qaytilish üçün bu hareketini kullandık. İttifaktaşlarımız yana Şarkı Türkistan ve başka devletlerde yüzbergen zoravallıqı münasifetlik kişilik hukuk cinayetlerini cezaladı. Bu hareketler şunu körüstüdü ki, biz köp tarafleme hemkarlaşış arkalık kişilik hukukunu koğdaşını küçeytimiz hem de Xitay Kompartiyasının kabih kılmışlarının hesap alımız." Antony Blinken yana Amerika'nın kişilik hukukunu koğdaştaki küçülük iradesini bildirip mundaq dedi: "Amerika Yerşari Magnitski kanunu arkalık iğir derecedeki kişilik hukuk defsendikilikige zarib birişte yetekçilik rol oynavatıdı." Xitay'nın London'daki elçihanesini köçürüş tosqulluğu duş geldi. Muhafizatçı gezisinin yakında bergen haberde eğitilişçe, Xitay'nın Angliya'daki elçihanesi 3 yıl ilgiri London şehrinin şarık tarafıdaki Tower Hamiltis rayonu'a köçmekçi bulgan. Ama bugünkü günde mezkur rayonu mesul şehir komiteti azaları bu rayonun erkinlik ve köp kıllıkını sığdırdığalıqını namayan kılış üçün Xitay elçihanesi köçüdüğün yerinin etrafıdaki yol ve binalarga Tiananmen Meydani, Uyghur Seynası, Hong Kong Yolu, Tibet Sarayı, Budala Sarayı digendek namlarını berişini teklif kılıp avaz bergen. Bu teklif London Şehirlik Komitesi'ndeki Xitay'a karşı parlament azalarının aylarca kılgan nutuk faaliyetlerinin neticesi bulup, ular Tower Hamiltis hükümetini Xitay'nın kişilik hukuk defsendikilikigi karıştırışkı çakırgan. Onundan başka mezkur rayonda 38%'in köp Müslümanlar yaşaydıgan bulup, ular mı Uyghurlar uçuravatkan zulümge dikkat kılıp kilivatkan iken. Xabarda bildirilishicha Xitayning Angliyada turishliq elchixonasi o'z vaqtida yangi joyga ko'chadiganlik planini Angliya-Xitay munosabatining oltin sahifasini ochdi deb yuqori baholagan. Amdilikda bo'lsa shahar komiteti a'zolarining bu taklifidan nihoyatda g'azablangan. Shahar komitet a'zolari Xitay elchixonasining bu yerga ko'chib kelishini qarshi oldiganligini, ammo o'zlarining o'lchimi va prinsipida ching turdiganligini bildirgan. Yani Reuters agentliğinin haber kılışça, Angliya Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı 22 Mart Angliya Parlamentiga Şerq Türkistan toğırlıq bergen dokulatıda mundaq degen: "Biz şunu eniq bildirdik ki, Şerq Türkistan vaziyeti bizden taqat kılış çekimizden halkıp getdi. Xalqara cemiyet birlikte hareket kullanıp, Xitay'a eniq signal berişi kerek. Bu sel qarğılı buludugan mesele emas." Şivisiya Parlamenti aldıdaki namayış devamlaşmaqta. Şivisiyada yaşavatkan Uyghurlar Şivisiya parlamenti aldıda orlaştırgan uzun müddetlik namayışını devamlaştırmaqta. Namayış faaliyetini Şivisiya Uyghur Ma'rif Uyuşması teşkilligen bolup, Şivisiya paytaxtı Stockholm'daki parlament aldıda devamlaşkan. Namayışta Şivisiya parlamentiden Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan siyasetini irki kırgıncılık deb bekitişini talep kılgan.
namayişçiler ceza lagerleri tasvirlengen süratlerini Şarkı Türkistan'a müstakillik, Xitaylar Şarkı Türkistan'dan çıkıp gelsin, Uyghurlarga erkenlik, irki kırgınçılık toxtulsun ve ceza lagerleri takalsın degendek şuarlar yazılgan plakatlarını ve Şarkı Türkistan bayrağını götürüp türlük şuarlarını tovlagan. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da milyonluğun Şarkı Türkistan halkını ceza lagerine solup, her xil vasıtlar bilen qiynap ziyankeşlik kılmaqda. Ama Xitay şahitlerinin Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikiliki ve irki kırgınçılık cinayetleri hakkında bergen güvahlıklarını ve halkaralık tetkikatçılar ilan kılgan dokulatlarını inkar kılıp, her xil vasıtlar bilen bu tetkikatçılarına hücum kılmaqda. Şarkı Türkistan'daki haşar siyaseti devamlıq iğırlaşmaqda. Yakında ictimai ofşur vasıtları tarqılıp atkan sırlar Şarkı Türkistan'daki haşar siyasetinin kündün günge iğırlap yığınıp atkanlıqını aşkarlap vermekte. Tarqılgan sırlarda Şarkı Türkistan'ın malum bir şehirde bir türküm otur yaş ve yaşanğanlardan tərkip tapkan Uyghur er ayallarının etizeyrik emgeklerge selinip atkanlıqı körüsligen. Meskur sırlarga keliştirilgen yurtimizga bir kelip muhbir karametini körün, anlı qanu körmegen her xil alametini körün digendek naqşılar mu emgekke selinganlarının his tuyğularını ifadelep bergen. Xitayning qattiq bastirishi astida yashayotgan Sharqi Turkiston xalqi ijtimoiy taratqulardagi kichikkina imkoniyatlardan foydalanib, beshig'i kelayotgan zulmni ifodalamoqda. Turkiyada bir kun ichida Xitay virusi bilan yuqumlanuvchilar 22 mingdan oshdi. 22 mart Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanıkçılarının 22.216'ki yetkerlikini ilan kıldı. Ministerinin malumatıga asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlandı deb guman kılıngan 201.215 kişi tekşürülüşü arqalıq yeniden 22.216 kişinin yukumlanıqalıqı eniklanğan. Nöbeti 981 kişi doktorhanda bulup bir gün içinde yana 117 kişi kaza kılıp 19.494 kişinin salametliği əsliki kelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqalışqa başlagandan beri salametliğe əsliki kelgenler cemi 2.844.000'a, qaza qılğanlar 30.178'ye, kesili iğir bimarlar 1.644'ye yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşükçə əslərini Cənabı Allah tapşırmız. Şunaqlı program axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət taşırmağa köpdün köp rəhmət etimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.